Ağız ve diş sağlığında nelere dikkat etmeliyiz? Terlemez Diş Polikliniğine konuk oluyoruz şimdi. Beraber izleyelim. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Çorum'daki yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Çorum'da bulunan Terlemez Diş Polikliniğine konuk olduk. Sağ yanımda İlker Hocam bulunuyor, sol yanımda Fatih Hocam bulunuyor. Öncelikle İlker Hocama dönüyorum. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Fethi Hanım. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? İsmim İlker Koçak. 2001 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Çorum'da 2003'ten beri çalışıyorum. Bulunduğumuz Terlemez Poliklinik'te de 2014 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Peki hocam, şimdi Fatih hocama döneceğim. Öncelikle müşterilerimize ne gibi hizmetler sunuyoruz onları konuşacağız. Ardından detayları sizinle paylaşacağız. Fatih hocam, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Fatih Terlemez, Çorumluyum. 1982 mezunuyum. 35 senedir çalışıyorum bu sektörde. Çorum'da da 33 senedir çalışıyorum. Poliklinik sonradan kurulan bir şey. Ben yıllarca hem devlette çalıştım hem muayenehanecilik yaptım. Sonra İlker Bey ile tanıştık. İlker Bey geldikten sonra beraber çalıştık. Peki hocam, burada müşterilerinizde ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Şimdi kanal tedavisi, dolgu, protez, birçok işlemler yapılıyor ama bunları biraz anlatabilir miyiz izleyicilerimize? Tabii. Genelde Çorumlularla bu işi beraber götürüyoruz. Yaptığımız hizmetlerin içinde protez, kanal tedavisi, dolgu, çocuklara yönelik olarak da genel olarak ortodontik tedaviler yapılıyor. Yıllardır çok tek çalıştıktan sonra İlker Bey ile başladım. Beraber başladıktan sonra da implant tedavisine de girdik. 2005 yılından beri de implant tedavisi uyguluyoruz. Bu sektörde yapılması gereken aşağı yukarı bütün problemleri gidermeye çalışıyoruz. Yapabildiğimiz, elimizden gelen her şeyi olanca gücümüzle çalışıp yapmaya çalışıyoruz. Peki hocam, burada zaten inanılmaz bir sirkülasyon var. Biraz önce de görmüştük. Yani evet. Hastalar tarafından çok yoğun bir talep var. Evet. Şimdi burada birçok işlemi yapıyorsunuz ama onun dışında mesela çene cerrahilik işlemlerde de ameliyathaneniz mevcut. Biraz bunlardan da bahsedebilir miyiz? Ameliyathanemiz var. Bizim kanun yetkilerinin verdiği ölçüde yaptığımız tedaviler var. Apikal rezeksiyon denilen köklerin ucundaki enfeksiyonlu dişlerin ameliyatları yapılıyor. Gömük dişler çıkarılıyor. İmplant ameliyatları yapılıyor. Çok büyük ameliyatlara biz zaten girmiyoruz. Ankara'ya, fakültelere gönderiyoruz. Onun dışında küçük girişimleri, cerrahi operasyonları yapabiliyoruz. Sonuçlarımız gayet iyi. Peki cerrahi işlemlerde hastalar buraya geldiği zaman herhangi bir ağrı sızı oluşuyor mu? Bu ameliyatlar sonrası tabii ki oluşan problemler bizim muayenehanede de oluşur. İmplant sonrası yüzünde şişlikler, ekimozlar, onlar olabiliyor. Komplikasyondur neticede ama her vakada olmaz. Onun tedavisini antibiyotiklerle, buz uygulamalarla, ağrı kesicilerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Peki hocam, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben hemen İlker hocama dönüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Peki İlker hocam, şimdi hemen size şunu sormak istiyorum. Buraya gelen protez hastalarının işlemleri nasıl yapılıyor? Hangi süreçlerden geçiyor? Laboratuvar anlaşmalarınız var mı? Varsa nereye yönlendirme yapıyorsunuz? İlk önce gelen protez hastalarını ağız hazırlıkları yapılması gerekiyor. Öncelikle biz onları tamamladıktan sonra ölçüsünü çok dikkatli bir şekilde özenle alıyoruz ve kendi bünyemizde bulunan CAD/CAM cihazı denen yüksek teknolojili bir laboratuvar sistemi var. Oraya aktararak dijital olarak yapılacak işlerin dizaynı yapılıyor. O şekilde protezleri bitiriyoruz. Peki implant hastaları mesela ne kadar zamanda hani dişlerinin tamamına kavuşuyor diyeyim? Kullanılan implant sistemlerine göre aslında değişmekle beraber ortalama olarak hani çoğu sistemde 3 aylık bir bekleme süreci oluyor. 3 aydan sonra o hastaların protezleri de yapılabiliyor.